Sevgili izleyiciler, şu an Aras Anadolu Lisesi önündeyiz. Sayın lise müdürümüz Tifan Ayhan var yanımızda. Onunla da okulumuzda kaç öğrenci yarı yıl tatiline girdi, kaç personelimiz yarı yıl tatiline girdi. Onunla ilgili kısa bir bilgi alalım. Müdürüm, iyi günler. İyi günler. Geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Bugün itibariyle karnelerimizi birazdan Kaymakam Bey'in de teşrifleriyle beraber dağıtacağız. 10 Şubat'ta ikinci dönemimizi başlatacağız. Bu 15 günlük tatilimizde toplam okulumuzun 841 öğrencisi, 40 eğitim personeli bugün tatile başlayacak. Öğrencilerimizin artık birinci dönem itibariyle iyisiyle kötüsüyle karnelerini teslim edeceğiz. Tabii buradan mesajımız öğrencilerimize özellikle bu ara dönemde ikinci dönemin hazırlığını yaparak 10 Şubat'ta yepyeni bir başlangıç ile okullarına devam etmesini istiyoruz. Öğrenci sayımıza bakacak olursak 841 öğrenci içerisinde 138 tane teşekkür belgesi, 8 tane de takdir belgesi alan öğrencimiz mevcut. Bu sayıyı ikinci dönem daha da artırma düşüncesindeyiz. Okul eğitim kadrosuyla bu sayıyı 200'ün üzerine inşallah çıkaracağız. Yani dörtte birlik bir kısım belge alır duruma gelecek. Umudumuz bu. Hocam, kırık not olan öğrencilere tavsiyeniz nelerdir? Kırık not götüren öğrencilerin velilerine tavsiyeleriniz nelerdir? Kırık not alan öğrencilerimiz en başta bir dönem başından yaptıklarını gözden geçirip eksiklerini özellikle bu tatilde fırsat bularak eksiklerin üzerine giderek ikinci dönem bu hataları ortadan kaldırma en güzel yöntem. Yani bu noktada velilerimize de tavsiyemiz şu: öğrencilerimize kızarak, işte bağırarak veya cezalandırarak onlara bazı şeyleri yaptırmaları pek yani eğitim açısından uygun değil. Arkadaş olarak yaklaşıp düzgün bir şekilde, güzel bir rehberlikle okul, veli, öğrenci işbirliğiyle daha başarılı hale getirmelerini öneririz. Bu konuda bizden de yapabileceğimiz her şeyi gelip aşama aşama görüşmelerini bekliyoruz. Müdürüm, teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Sevgili izleyiciler, ben Kemal Duru, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sayın Efrail Deniz'le birlikte öğrencilerin karnelerini dağıtacağız. Ama artık eskisi gibi değil heyecanlar. Karne almadan önce sistemlere yansıyor, değil mi? Lisede de öyle değil mi? Yani veli bilgilendirmeler zamanında yapıldığı için siz de öğreniyorsunuz. Ama bugünlerin yine heyecanı farklı olur. Biz de kaç yıl olmuş? 15 yıl önce bu heyecanı yaşamıştık. Yani bayağı zaman geçmiş. Evet, nerede karneler?
Burası en başarılı 12. sınıfmış galiba. Genelde A şubesi olur ama onun Milli Eğitim Müdürümüzle onu da konuşuyorduk. Bu sefer burada değişik olmuş. Belge. Artık böyle mi yazılıyormuş birinci dönem puanı? 72.67 vesaire 95 var. Okul birincisi buradan mı çıkıyor? Buradan çıkacak inşallah. İyi bakalım. Var mı iddialılar? Efendim isterseniz tatilleri. Tatilleri mi verin önce? Tamam. 20 tane belgemiz var. Efendim. Evet. Yani sınıfımızın... Kim bekliyor? Tatil bekliyor. Sen mi bekliyorsun? Adın ne? Muhammed. Sen? İrem. Soyadın? Gel İrem. En son, İrem, en başta İrem. Seninki varmış. Tebrik ediyorum. Evet. Bilan. O bunlar arka arkaya gelmiş. Bilan tebrik ederim. Kaçıncı takdir bu? Ama saymadım. Öyle mi? Maşallah. Bir başka Dilan var mı? Dilan Su. Senin kaçıncı? İlki. Sen de mi saymadın? İlki mi? İyi devamı gelsin inşallah öbür dönem. Muhammed mi? Muhammed Sefa Fatmaca. Muhammed tebrik ediyorum. Uğur kim? Uğur maşallah. Teşekkürlere geçtik. Tebrik ederim. Başka teşekkür? Bu sınıf kadar şey var zaten. Hepsinde belge var herhalde. Değil mi? Baksana hepsinde var. Nur Sema? Takdirin var mı daha önce? Hayır, ilk okulda var. Sen biraz arayı uzatmışsın. Gülşen? Gülşen Kan. Bu senin takdirin var mı daha önce? Teşekkürle başladım. İyi bakalım. Ha. Emre? Emre senin de mi ilk teşekkür? Maşallah son senede kendine gelmişsin. Aynur Aydın. Bu teşekkürler ilk defa mı? Senin de mi ilk defa? Takdirin var mıydı? Düşmüşsün o zaman. Daha niye düştün? Almış edası vardı. Niye düştün? Daha fazla çalış. Al bakalım. Kader Gül. Kader tebrik ederim. Bakayım o. Kısmetli çıktı ya. Zehra Nur. Onda kalsa olur mu? Tebrik ederim. Cihat Kaya. Cihat yeteneksizsinden çıkmış şeyler gibisin ha. Yakışıklı maşallah. Değil mi? Sen de rap yapıyor musun? Yapmıyor musun? Salih Nur. Salih Nuri Atış. Salih tebrik ederim. Eray kim? Senin de mi ilk? Evet hocam. İyi maşallah boyun da uzamış ha. Orhan Araz. Ha? Nerede ki? Soru çözüyoruz. Maşallah ya. Bunu değiştirin o zaman takdirde. Suzan Adeve. Adeve nerenin soy ismi? Ne? Günündü. Günündülisin. Evet. Gidip geliyorsun. Peki. Tebrik ederim. Elifay. Maşallah kızlar mı çok erkekler mi? Tebrik ederim. Nüfus olarak da kızlar çok olmaz mı? Almayanlar kaç kişi kaldı? Almayanlar? Öğretmenler kızlara vermiş yani. Evet. Ferit. Bunlar biliyormuş ya hepsini de. Al bakalım Ferit. Tebrik ederim. Ömer Koman. Ömer tebrik ediyorum. Kimler almadı? Niye almadın? Güzel çeksin de. Sevgili izleyiciler, Kazman Anadolu Lisesi'nin, Aras Anadolu Lisesi'nin en çalışkan sınıfındayız bugün. 20 tane teşekkür, 4 tane de takdir belgesi alan, zannedersem Kazman'ın
en başarılı sınıflarından birisi. Sayın İlçe Kaymakamımız da bugün takdir ve teşekkürlerini verdikten sonra İlçe Kaymakamımızdan soralım. Yani bu öğrencilerin, kırık not getiren öğrencilere tavsiyeleriniz nelerdir? Veya kırık not götüren öğrencilerin aileleri öğrencilere karşı nasıl davranmaları konusunda Sayın Kaymakamımızın görüşlerini alalım. Evet, öncelikle en başarılı sınıf diye kameralara yansıdı ama diğer sınıflar alınmasın, ben onu söyleyeyim. Şaka bir yana hepinizi tebrik ediyorum. Sınıfın gördüğümüz kadarıyla %65 ile 70'i arası, 3'te 2'si takdir ve teşekkürle hak kazanmış. O bakımdan onları genel olarak bu sınıfı tebrik ediyorum. Diğer şubelerde örnek olmasını temenni ediyorum. Tabii bu başarılar önemli. Az önce de belirttim. Ancak bu sene sizin için zor bir sene. İnşallah asıl ulusal bir yarışmada, ÖYS'de, ÖSYM'nin yaptığı yarışmada lisans yerleştirme sınavlarında başarılı olursunuz. Bizim için de, Kağızman için de bir gurur kaynağı olursunuz. Bizim ulaşmak istediğimiz son nokta bu. Aileler notları biraz daha düşük olan öğrencilerimiz içinse tabii ki çalışmalarını öneriyoruz. Evde de ben ailelerin anlayışla karşılayacaklarını umuyorum. Bu kırık notlarda ailelerin de payı olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir veli çocuğu okuldan geldiği zaman tabii ki yoğun, hayatın zorlukları içerisinde ekmek parasını kazanmaya çalışıyor ailesine bakabilmek için. Ama boş bulduğu zamanlarda en azından bugün okulda ne yaptın diye bir sorarsa, çocuğuyla ilgilendiğini gösterirse, çocuk da bu ilgi karşısında kayıtsız kalmaz. O bakımdan hani şöyle bir fıkra var. Çocuk gelir bir tane karne gösterir, babası biraz sert davranır, niye böyle vesaire, biz böyle miydik vesaire diye şey yapar. Biraz sinirlenir çocuğuna karşı. Ama çocuk der, ben bu senin karnen baba. Ben şeyden buldum, sandıktan buldum bunu. Şimdi sizin de öyle bir imkanınız varsa böyle bir ders verebilirsiniz. Ha, şaka bir yana ben ailenizin sizlerle yakından ilgilendiğini düşünüyorum. Az çok, çünkü Kağızmanımızın velisi de milli eğitim konusunda duyarsız değil gördüğümüz kadarıyla. Çünkü genel bir başarıya baktığımızda lisesiyle, ortaokuluyla belli sınavlarda başarı kazanmış. Zaten Kars'ta haklı şanını, ününü kazanmış bir ilçe milli eğitim bakımından. Ben o bakımdan yeri gelmişken milli eğitim müdürlerimize, şube müdürlerimize teşekkür ediyorum. İnşallah bu ilgi, bu başarı devam edecek. Ama şunu da unutmayalım ki okul, yönetim, aile, tabii ki bunlar belli bir başarının sadece ayakları. Ama bunun asıl noktası yine öğrenci. Hani bazen hepimiz burada ya Galatasaraylı ya Fenerli ya Beşiktaşlı. Hep kızıyoruz ya, işte şu hoca iyi değil, bu hoca iyi değil. İyi de en nihayetinde bu hoca zorla koşturtmuyor. Yani koşacak olan yine futbolcu. İşte bu şeyde de öğrencimizin kendisi. Şimdi bazılar diyor ya, mesela Barcelona'da Neymar var, Messi var. İşte Madrid'de de Ronaldo var. Hepiniz biliyorsunuz. Şimdi bunların adamlar zaten oynuyor. Ben de teknik direktör olsam bu takım oynayacak diyorsunuz. Aynı örneği kendinize verin bence. Bu başarılı öğrenci kim olursa başarıya ulaştırır izlenimini vermeniz bizim için en büyük mutluluk olur. Ben bir yarı yılı atlattık. Tabii bu kış dönemi biraz daha, bilmiyorum, psikolojik galiba. Ben öğrencilik yıllarımda her zaman ilk yarı yılın daha çabuk geçtiğini düşünürdüm. İkinci yarı yılda biraz daha kağızmanımız yeşillenecek. Yeşil kağızman olacak tekrar. İnsanların içi yine kıpır kıpır olacak. Nevruz'la birlikte yeni bir bahar havası, yeni bir bereket havası gelecek. Sizler de tabii ki gençsiniz, delikanlısınız. Kanınız kıpır kıpır olacak. Ama bu sene için biraz kendinizi zorlayacaksınız. Şimdi bu sene biraz daha eğlenceden, sosyal ortamdan ziyade
sizlerin çalışma seneniz. İnşallah sonunun hayır olacağını, başarılar getireceğini, bizlerin de mutlu ve gururlu olacağını düşünüyorum. Ve bu bunları söylerken güzel dileklerimi de siz çocuklarımıza, gençlerimize iletirken içindeki mesajı da almışsınızdır. Biraz daha üzerinde düşeceğiz. Takdir ve teşekkür alanlar rehavete kapılmasın. Çünkü az önce belirttiğim gibi birçok yüzlerce, binlerce okul birincimiz açıkta kalabiliyor. Ve nihai aşamada sizler, az önce sordum kaçıncı takdir, kaçıncı teşekkür diye, vardı. Kimisinin 10 tane, kimisinin 15 tane, tabii ilkokuldan bu yana, duvarlarında çerçeveli halde kalmış. Yani üniversiteyi kazanmış, güzel istediğiniz bir bölümü kazanmış vaziyette gururla sergilemenizi temenni ediyorum. Bu noktadaki mesajı alın, biraz daha ciddi olun. Sizler artık çocuk değil, gençsiniz, Türkiye'nin geleceğisiniz. Biz sizden çok şey bekliyoruz. Önce bizler bekliyoruz. Yani önce aileniz bekliyor, sonra Kağızman'ın yönetici olarak bizler bekliyoruz. Ama makro açıdan da ülkemiz için hepiniz birer çiçeksiniz ve açmanız gerekir. Karda olsa bile açmanız gerekir, Kağızman'da bile olsa açmanız gerekir. Ben hepinize tebrik ediyorum, gözlerinizden öpüyorum. Anne babanıza selam söyleyin. İkincisi, kral bu bir sene zarfında ölebilir. Üçüncüsü, belki ben atlara uçmayı öğretebilirim diyor. Demek ki ümidimizi yitirmeyeceğiz. Bu fırsatları değerlendireceğiz. Başarılı olmaya çalışacağız. Ben de kaymakam benim dileği gibi çalışma arkadaşlarıma ve sizlere başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Efendim, bu okulun mimarı var. Şimdi biz de bu okulun mimarına gelelim. Sayın okul müdürümüz de burada. Onun da bu başarılarda çok büyük katkısı var. Onun da görüşlerini alalım. Sayın kaymakamım, sayın ilçe milletvekili müdürüm. Öncelikle okulumuzu okulumuzu teşriflerinizden ötürü teşekkür ediyorum. Okulumuz 841 öğrencisiyle ilçenin en büyük liselerinden birisi. Özellikle 12 fen sınıfımızda takdir teşekkür sayısı olarak okulumuzda en önde gelen sınıflarımızdan birisi. Tabii bu diğer sınıflarımızın başarısı bundan çok geride değil. Böyle bir anlaşılmaya mahal vermemeliyiz. Yani diğer sınıflarımız da çok iyi. İnşallah bu okulun ardından güzel üniversitelerde, güzel bölümlerde öğrencilerimizi göreceğiz. Bu hedefte de biz okul olarak, öğretmen kadromuz olarak elimizden gelen özveriyi, gayreti gösteriyoruz, göstermekteyiz. Öğrencilerimiz de inşallah yani gelecekte güzel yerlere ulaşacak. Ben fazla zamanımızı alma istemiyorum. Teşekkür ediyorum tekrar. Efendim, teşekkür ediyoruz. Bütün öğrencilere de başarılar diliyoruz. Tebrik ederiz. Niye gelmemiş? Notlarını biliyor musun demek ki? Karneler aldınız mı? Evet. Evet. Takdir teşekkürler aldınız mı? Evet. Aldılar mı müdür bey? Aldılar. Öyle mi? Kimin takdiri var? Bir kişi mi? Adın ne senin? Işılay. Gel bakalım. Bir bakayım takdirine. Ne oldu? Ortaokuldan çıkınca biraz çuvalladınız mı? Alışamadınız yani. Neyse, önünüzde bir 3,5 sene daha var. Evet, Işılay Karavul. Teşekkür var mı? Kaç tane? 2 mi? Bak, öğretmen ne yazmış? Aynen okuyorum. Tatili hak ettin, iyi tatiller, aferin. İşte böyle olacak. Darısı başınıza. Şimdi son sınıfların yanından geliyoruz. Abi ablalarımız yanında. Sınıfın %70'i belge almış. Takdir ve teşekkür belgesi almış. Şimdi siz daha lisenin birinci sınıfındasınız. Önünüzde çok uzun zaman var ama
bence yavaş yavaş biraz hızı arttırsanız iyi olur. Bunlar bizim için, aileniz için değil, sizin için en başta. Sizin için gerekti. Yani bu 3-4 yıl çabuk geçer. Ben az önce orada da bahsettim. Benim liseden mezun olalı 15 yıl olmuş. Yani 15 yıl lafını zikrettiğiniz zaman biraz yaşlanmış gibi de ifade veriyor ama ben öyle hissetmiyorum tabii. Ama demek istediğim zaman çabuk geçiyor, bunu unutmayın. Nasıl ki daha dün ilkokuldaydınız, şimdi lise 1'desiniz. Biraz daha arttırın bence. Diğer şubelere örnek olsun. Diğer lisemize örnek olsun. Çünkü bu bir serüven. Maalesef çabuk bitiyor. Ve en çok korktuğumuz, genel olarak söylüyorum, lisans yerleştirme sınavları, üniversiteye giriş sınavlarında fazla zaman. O bakımdan bence ağır ağır başlasanız, çünkü temel çok önemli. Temeli ne kadar sağlam oturtursanız o şekilde binanız sağlam olur. Ben yine de tebrik ediyorum sizleri. Ama ikinci dönemde daha iyi bir karne bekliyorum. Söz mü? Peki. Ailenize selam söyleyin. Biraz zorlayın. Çok zorlamıyoruz hocam. Bakın şey de var. Psikolojide bir XY teorisi vardır. Hiç duydunuz mu? XY teorisinde işte bir adam, yani bir grup insan, insanların kendiliğinden çalışabileceklerini, zorlamaya gerek olmadığına inanırlar. İşte Y teorisinde de şey sıralamasını karıştırmış olabilirim. Önemli olan bir mesaj. Y teorisinde de insanların zorlanmadan çalışmayacaklarına inanır. Şimdi birincisi yanlış. Yani bu benim kendi düşüncem. Herkes farklı olabilir. Hani ikincisi de %100 doğru diyemeyiz. Ama ikincisinin katkısı, yani biraz zorlamanın faydalı olacağına inanıyorum ben. Özellikle öğrenci, biz kendi zamanlarımızda da düşünüyoruz. Yani bir tecrübemiz var. Sizin oturduğunuz sıralardan seneler evvel, az önce belirttiğim gibi, biz geçtik. Ama benim öğretmenlere de, hani kendileri gerçi bizzat yapıyordur, genel olarak konuşuyorum şu an. Biraz daha zorlarlarsa sizi, yani belki ev ödevleriyle, tabii konunun uzmanları onlar. Ben öneri getiremem burada belki. Ama biraz sizi zorlarlarsa daha fazla çalışacağınıza inanıyorum. Ama siz kendiniz bir başlatın, sonra öğretmeninizden bizi zorlayın mesajını verin. Tamam mı? Öğretmeninize sizin kendiniz demeniz lazım. Çünkü onlar sizin için buradalar. Türkiye'nin bir, dört bir yanından sizlerin bir yerlere gelip ailenize ve topluma faydalı olmanız için buradalar. O bakımdan siz bir temel oluşturun ki sonra öğretmenlerinize, A'dan Z'ye bütün öğretmenlerinize bizi zorlayın mesajını verin. Hep birlikte inşallah, öğretmenlerinizle birlikte daha güzel başarılar elde edin. Peki, iyi tatiller diliyorum. Hak ettiniz, biraz eğlenin. Sevgili izleyiciler, bugün itibariyle 12.500 öğrenci, 710 öğretmen, 24 Ocak, yani bugün Cuma gününden itibaren, bir de 10 Şubat 2014 Pazartesi gününe kadar yarı yıl tatiline girmiş durumda.